Bak çok yanlış bir şekilde çıktın. Abi ne yapıyorsun sen? Bak görmedin. Bakın yol kapalı. Şimdi ne yapacak? Gitme. Yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır video atamıyordum bu Hatay'daki depremden dolayı. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep o bölgedeki depremden dolayı çok fazla keyfim kaçtı arkadaşlar. Ben de Hataylıyım aslen. Hatay Yayla Dağlıyım. Ailem Adana'daydı ve depremden tabii ki de etkilendiler. Ancak hem ilk depremden hem ikinci depremden etkilendiler. Ne yazık ki binanın içine geri girmişler. Binada herhangi bir hasar yok. Yeni binaydı şansımıza. Yeni olması hasar olmayacağı anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz bu müteahhitlerin yaptıkları şerefsizlikleri ya da devletten nasıl onay aldıkları konulara hiç girmeyeceğim. Burası siyaset kanalı değil. Ancak biliyorum ki Türk milleti hakkını arayacaktır. Yani sandık başında da olsa arayacaktır diye umuyorum. Bu kesinlikle bir deprem felaketi değil arkadaşlar. Bu kesinlikle yapılan binalarla ilgili bir durum. Hiçbir şekilde kimse deprem felaketi, işte yüzyılın felaketi demesin. O yüzden ben böyle düşünüyorum. Bugün sizinle Tesla otonom sürüş videosu çekeceğiz arkadaşlar. Normalde Tesla'mızda otopilot var. Ancak otopilotu otonom pilottan ayıran şey, otopilot arkadaşlar, Tesla'yı otopilota aldığınız zaman, yani şuradaki düğmeyi iki kere aşağı bastığınız zaman otopilota geçer. Otopilotla otonom sürüşün farkı arkadaşlar, otonom sürüşte navigasyonu takip eder. Adresi girersiniz, araba sağa döner, sola döner, stop sign'da durur, kırmızı ışıkta durur, park yerine kadar girer, evinizin otoparkına kadar girer. A'dan Z'ye her şeyi o halleder, karar verir. Otopilotta ise düz yolda giderken ayarlarsınız, öndeki arabayı takip eder. Yeri gerekirse fren yapar, dönüşleri yapar. Ancak şerit değiştirmez. Bugün otonom sürüşü göstereceğim size. Normalde bizim bu arabada otonom sürüş yok. Çünkü otonom sürüş 15 bin dolarlık bir ekstra. Müşterimiz yanlışlıkla bir aylık otopilot, otonom sürüş subscription satın almış 200 küsür dolara. Son 2-3 günü kaldı. O 2-3 gün bitmeden size göstermek istedim. Normalde kullanmadığımız bir şey. Çok güzel bir teknoloji. Ancak ben çok fazla güvenemiyorum. Çok fazla güven vermiyor bana. Otonom sürüş için öncelikle arkadaşlar aracımızın navigasyonunu ayarlıyoruz. Ben navigasyonu şu an ayarladım. Şu an burası olduğumuz yer. Buradan şöyle sola döndürüp bizi buradan bir yerlere götürecek. Şu işareti görüyorsanız otonom sürüş yapılabilir demek. Arkadaşlar bu otonom sürüş yaparken aracım burada bir tane. Şurada gizli bir kamera var. Bu kamera eğer telefonla oynadığınızı fark ederse otopilotu devre dışı bırakıyor. Elinizin burada olması lazım. Sürüşü başlatacağım ve yola çıkalım, bakalım nasıl gidecek. Şimdi arkadaşlar arabamı ileriye aldım. Burada direksiyon simgesi çıkıyorsa otopilotu alabilirim demek. Şu an otopilotu aldım ve hiçbir şeye dokunmuyorum. Araba tamamen kendi kendine karar veriyor. Karşıdan araba geliyor. Sağ yap. Sağ yapıyor şu an. Bir yandan elimi burada tutuyorum çünkü çok fazla güvenmiyorum arkadaşlar. Şu an stop sign'dayız. Karşıdaki arabaya geçiş önceliği vermesi lazım. Şu an verdi. Ben gene de sağ tarafa bakıyorum, sol tarafa bakıyorum. Şu an dönüşü gerçekleştiriyor. Dön 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 dön. Dön dön. Abi çok geriyor beni ya. Kendi kendine yaya yol verdi. Şu an araba ve yolun ortasında durdu. Hadi devam et. Arkadaşlar beni çok geriyor bu. Gerçekten çok geriyor. Şimdi burada eğer mavi ışık yanıp sönüyorsa elinizi direksiyona koymanızı istiyor ki uyumadığınızdan emin olmak istiyor aslında. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi bütün yolu, her yeri tarıyor arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde her yeri tarayabiliyor. Stop sign'ımız var. Durdu. Şu an yolu tarıyor tekrardan. İleride çalışanımız var ve elinde stop sign tutuyor ve duracak mı bilmiyorum. Ben gene kontrol elime aldım. Şimdi stop sign'ımız var tekrardan. Tekrardan durdu. Bekle diyor. Bekle diyor. Dön dön dön. Dön 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 dön. Şu an döndü arkadaşlar. Karşıdan araba geliyor ve yol çok dar. Bakalım ne yapacak. Ha kaldı. Beni geriyorsun. Yapma, yapma, yapma. Arkadaşlar belki güzel bir karar verecekti ama beni gerdi gerçekten. Sınırını düşünüyorum. Düşürüyorum şu an, çok hızlı gidiyor.
Şimdi buradan karşıya gitmesi için şu dubaları geçmesi lazım. Dubaları nasıl geçecek? Yolun ortasında dubalar var. Geçiyor. Tamam, okey. Gördüğünüz gibi yolun ortasına duba koymuşlar. Dubanın etrafından dolandı. Şimdi sağ tarafta yol ver işareti var. Bak, çok yanlış bir şekilde çıktın. Abi ne yapıyorsun sen? Neyse, devam et hadi bakayım. Yolun ortasına atladı ya. Ama güzel döndü. Gerçekten güzel döndü. Evet. Gitme gitme gitme. Tamam. Şu karşıdakinin gelmemesi lazım. Arkadaşlar, Amerika'da trafik ışıkları karşılıklı yanıyor. Karşılıklı iki tarafa da yeşil yanıyor. Öncelik her zaman düz gidenin. Şimdi sol şerit dönüş şeridine geçti. Öncelik her zaman düz gidenin arkadaşlar. Eğer sağa sola dönecekseniz karşıdan gelen arabanın olmaması lazım. Şu an kendi sinyalini verdi. Sola döneceğini söylüyor. İki tane şeridi de kullanabilir. Sol şerit dönüş şeridine doğru geçiyor. Işık yandı. Ve sola dönüşün yeşil ok ışığı olduğundan dolayı, yani yeşil ok olduğundan dolayı sola dönüşte direkt bize öncelik veriyor şu an. Dön 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 dön. Şu an elinle tut diyor. Yoldan çıktı arkadaşlar. Yani Tesla, beni korkutuyorsun Tesla. Arkadaşlar, az önce şu sol taraftaki BMW'nin biraz önüne kırdı. Aslında BMW'nin suçu var çünkü BMW çizgisinde gitmiyordu. Ve Tesla çizgiyi geçerek döndü biraz. Orada bir hata yaptı. Ben böyle bir teknolojiye hazır değilim. Onu söyleyebilirim. Şimdi devam ediyoruz. İleride 0.2 mil sonra Alameda'dan sağa dönecek. Şu an ışıkları okuyor. Işık yeşil yanıyor. O yüzden biraz daha hızlanıyor. Sağdaki şeride doğru geçiş yaptı. Şu an için güzel gidiyor. 2-3 kere kalp krizi yaşattı bana ama arada bir şöyle direksiyona dokunmam gerekiyor. Şöyle. Şimdi buradan sağ şeride geçmesi lazım. Sağ şeride geçiyor. Sağ sinyali veriyor. Sinyalleri her şeyi kendisi veriyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tamamen hiçbir şey yapmadan aracı kullanıyorsunuz. Şimdi buradan kırmızı ışıkta sağa geçmeye karar verecek mi? Vermiyor. Çünkü araçlar geliyor. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar kırmızı ışık yanıyorken sağa geçebiliyorsunuz. Abi bir dakika, geçecek mi yoksa? Geç geç geç. Ben belki gaza basarsam geçer. Bir saniye. Şu an geçti. Kırmızıda sağa döndük. Evet, bu kuralla yaptı. Ama ben biraz çok az bir gaza bastım. Hani geçebilirsin tarzında onay verdim. Bu öndeki arabayla arasındaki mesafeyi, geçişlerin sertliğini ya da şerit değiştirirken bana sorup sormamasını hepsini ayarlayabiliyoruz. Ben biraz daha full otonom sürüş olsun diye hiçbir şey bana sormasını istemedim. Normalde şerit değiştirirken size hani confirm yap diyor. Şerit değiştirmek için sinyal veriyor ama sizin de sinyal koluna basıp confirm, yani onaylamanızı bekliyor. Şimdi önümüzde bu şerit iki şeride ayrılacak. Bakalım Tesla hangisinden gidecek? Soldakinden gitti. Evet, burada bir salaklık yaptı. Sağdakine geçme. Geçme, geçme, geçme. Sağdan çünkü arabalar geliyor ve şimdi burada ben olsaydım arabanın sağından kırılır devam ederdim. Çünkü oradaki araba sola dönmek için bekliyordu. Sol dönüş. Tamam. Sol şeride şu an geçişini yaptı. Şu an ışıkları bekliyor arkadaşlar. Çok az direksiyonla oynayacağım ki benim hala uyanık olduğumu farkına varsın. Hani uyumuyorum demek için. Şu an Logan Street'e doğru sola döneceğiz. Evet, şu an sola dönüş ışığı yandı. Sadece sola, yani sadece dönüşlere ışık yandı. Ve döndük. Çok güzel. Tertemiz. Kesinlikle şey bir sistem değil. Hani arabayı evime ayarlayayım, ben telefonumla oynayayım, hiçbir şey yapmayayım bir sistem değil. Ne olabilir? İşte gece mekana gitmişsinizdir. Kafanız güzeldir. Ayarlarsınız navigasyonu ve evinize gidersiniz. Desem de inanmayın. Şaka yapıyorum tabii ki de. Alkollü bir şekilde araç kullanmayın. Sadece kendi hayatınız değil, başkasının hayatında tehlikeye atıyorsunuz. Buraya da küçük bir kamu spotu koyalım. Direksiyon tekrardan ellememi istiyor. Eğer ellemezsem ne oluyor arkadaşlar? Onu da göstereceğim size bir ara. Şu an bozmak istemiyorum. Çünkü ellemezseniz eğer belli bir süre araba duruyor. Yolun ortasında duruyor.
Şimdi telefonu ellediğim için arkadaşlar elim tutmamı istiyor. Sesi duydunuz siz de. Aa, yol kapalı arkadaşlar, bakın. Yol kapalı, şimdi ne yapacak? Gitme gitme gitme. Benim manuel olarak almam gerekti. Çünkü o ucuna kadar gidip orada bekleyecekti arkadaşlar. Ne yazık ki. Demek ki biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var. Şimdi garajımıza geldik. Garajımızı açabiliriz. Şimdi aracımızı park ettik. Size ayrıyeten bir iki özellik daha göstereceğim bununla ilgili. Arkadaşlar bir de böyle bir durum var. Arabanızı atıyorum AVM'desiniz. Arabanızı park ettiniz. Markettesiniz. Ellerinizde bir sürü poşet var. Ve aracınız size gelsin istiyorsunuz. Şöyle target yapabiliyorsunuz. Mesela aracımız nereye gelsin? Evin önüne gitsin diyorsunuz. Şöyle. Go to target diyorsunuz. Şu an yapmayacağım. Çünkü güvenmiyorum hiçbir şekilde. Aracınız hedefe gidiyor. İçinde kimse olmadan. Ya da bir yere park ettiniz ve yanınıza park ettiğiniz araç çok yakına park etmiş. Kapınızı açamıyorsunuz. Yani giremeyeceksiniz hiçbir şekilde. Ya da yandaki arabaya hasar vermemek için, sizi kendi arabanızın işte buralarına hasar vermemek için girmek istemiyorsunuz. O zaman şöyle arabayı geriye al diye bir tuşum var. Şöyle basıyorsunuz. Araba bakın kendi kendine geri gidiyor. Ve orada engel olduğu için daha fazla ilerlemiyor. Şu an zorluyorum ama gitmiyor. Çünkü şuradaki vakumu görüyor. Böyle ileri geri yapabilirsiniz. İleriye git desem acaba gidecek mi? İleride çok fazla mesafe yok. Şöyle ileriye git dedik şu an. Şu an gelmiyor arkadaşlar çünkü şey yok. Herhangi bir gitmek için room yok. Geriyi biraz daha zorlayalım. Geriye gel. Gelmiyor. Gelmeyeceğim diyor. Genel olarak arkadaşlar ben çok fazla güvenmiyorum teknolojiye. Hala beta sürümü çünkü ve geliştirilmesi gerekiyor. Belki belli bir geliştirilme yapıldıktan sonra güvenilebilir. Ancak hiçbir zaman insanın önüne geçemez. Çünkü çok fazla faktör var. Daha da geliştirilebilir, daha da geliştirilebilir ama belli bir seviyeyi geçemez arkadaşlar. Kesinlikle ben buna inanmıyorum. Her neyse kendinize iyi bakın. Hepiniz gibi ben de üzgünüm bu deprem felaketinden dolayı, bina felaketinden dolayı, daha doğrusu ya binayı yapan müteahhitlerin yaptığı felaketlerden dolayı, insanların iki kuruş daha fazla kazanmak için diğer insanların hayatını riske atmalarından dolayı üzgünüm. Umarım ben de buradaki Los Angeles konsolosuna gidip oyumu vereceğim. Umarım siz de oyunuzu ona göre verirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız kişiye verin. Kesinlikle gönülden istediğiniz kişiye, kim A partisi olabilir, B partisi olabilir. Ancak bir şekilde cevabınızı verin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.